Efendim ikinci bölümümüze tekrar hoş geldiniz. Serdar Solgun yerinde, ekipler yerinde, Onur senin eşim orada. Efendim tabii ki bu kadar insan bizim yollardan geldiler. Biz de onlara elleri boş dönsünler istemedik. Ve küçük küçük armağanlar hazırladık. Akrostiş şiirlerimiz var. Her ekip temsilcisine veriyoruz. Efendim, efendim, EYDOT zamanımız az. Oktav Doğaçhane CIT Express Sahte Okey Bir varmış bir yokmuş ve AZOT nerede AZOT? Evet efendim, ikinci bölümümüze başlıyoruz. Ne oldu? Ne? Arkadaşlar. Bir şey sordu da. Bizde yok mu bir tane? Hepsi bana. Ve alegori! Efendim hepiniz iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki bu seyirciyle karşı karşıyayız. Sizler de iyi ki geldiniz ve iyi akşamlar efendim. Evet, ikinci bölümümüz başlıyor. 4 yönetmenimizi gene alalım buraya. Efendim, epik. Bu arkadaşlar kalmışlardı. Şimdi 3'er dakikanız var arkadaşlar. 3 dakika içerisinde hikayenizin devamını dinleyeceğiz. Aynı anda mı? Hayır. Şimdi Ferhat'la başlayacağız gene. Sizler oturabilirsiniz. Kimler olduğunu hatırlamak için tekrar yapalım. Ferhat'cığım 3 dakika sana yeter mi? Yetsin. Teşekkürler. Bir saniye ben başlatacağım. Hazır mısın? Evet. Hazır mısınız efendim? Pekala. Buyurunuz. Kral adamlarıyla birlikte Zeynep köylüler. Kralım. Siz değilsiniz, ben kralım. Kral köylüleri yıkarak, yakarak tüm ürünlerini, meyvelerini alıyor. Yakın meyveleri getirin. Bu arada kral geliyor. Zeynep'i de çocuğa vurmayın. Kralım armut. Bana domates getirin. Durdum. Kral zevk içinde bir dörtlük hemen yapıştırsın. Bundan memnun. Cihan ettik hep birlikte. Birer meyve yedik elimizle. Bütün askerlere vereceğim pay. Nerede bizim istiklal? Adamsın adam! Eline geçirdiği çekişte... Padişahım çok yaşa! Eline geçirdiği çekişte krala saldırmak isteyen Zeynel... ne yazık ki can verecek burada ama bunu ağır çekimde... Kim? Ağır çekimde hızlı mı? Evet. Ya, kralım... Ye onu kralım, ye! Kralın adamları şurada ben dur bir dakika bana bırakın. Ben de vuracağım. Aradan zaman geçti. Zeynep çocuğuyla Zeynel'in mezarında çocuğu da ona benziyor. Zeynep sen şeysin, babana benziyorsun ama sesin çocuk çıkıyor. Şey, mezar başındasınız. Ha. Baba, baba. Oho, Zeynel'im. Bu bebeği yaptın, beni yalnız koydun buralarda. Abla su dökeyim mi? Ben dökerim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Efendim, omuz yükü dediğimiz o kafa, tenkitiyede bir adam da var. O da Haydar. Haydar bir öğretmen. Öğrencileri sürekli onu zorluyorlar. Ama eleştirileriyle. Gelsin öğrencileri. Öğretmenim, bana neden 95 verdiniz? Ben bunu hiç hak etmiyordum. Hayır, hakkın oydu. Çünkü virgülleri yazmamışsın. Öğretmenim, öğretmenim ondan 5 alıp neden bana 5 verdiniz? Çünkü Sezar'ın hakkı Sezar. Öğretmenim, Sezar benim. O zaman ona -5 ulan. Öğretmenim, öğretmenim. Mavinin altına buraya gelir mi ya? Öf ya. Böyle öğretmen olur mu öğretmenim ya? Öğretmenim Özer burnunu karıştırıyor. Allah'ım yarabbim ya. Böyle bir şey yok ya. Hocam. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hocam benim çocukluk haklarım var. Bana ödev veremezsin. Oyun oynayacağım. Lan oğlum o zaman oyunla öğretirim ulan. Hadi topla. Öğretmenlerini o kadar fazla yorarlar ki bir müddet sonra öğretmenlerini hırpalarlar. Allah'ım. Hocam. Hocam. Biz de hocam. Ve öğretmenleri oradan kaçarak uzaklaşır. Öğretmen bugün... Hipotenüsün kökü hocam. Ne? Öğrenciler yerlerine geçsinler. Ve Haydar şimdi ailesiyle yan yanadır. Ailesi onu üzmektedir eleştirileriyle, taşlamalarıyla. Baba, bana aldığın pilot hoşuma gitmedi. Oğlum değil kızım. Öğrencilerden sonra sen başlama bari. Tamam, eleştiriye açığız, eleştiri lazım. Eleştiri bizim için veli nimettir. Ama diğer arkadaşımın hepsi Yamaha almış. Hay onun Yamaha'sına ya. Arkadaşlar doğru konuşacaksın abla. Ya. Ya kaynana, kaynana. Neden öyle dedin şimdi bana? O takma dişlerini taksana. Zira çok kötü görünüyorsun ha. Sen benim anama nasıl laf dersin? Bilirsin ki kalbim kırılır. Bilmez misin kadının? Oradan da koşun uzaklaşır. Yıldım ulan yıldım, Allah kahretsin. Bana dedin. Yok, sonunda bana dedin. Ve sonunda sürgün olarak eleştirinin yapılmadığı, herkesin böyle bolca yalandığı Biadiye'ye doğru yola çıkar. Evet efendim, diğer yönetmenimiz. Arçim, sana ekstradan 30 saniye zaman kendine bir yönelim al. Ben çok hızlı bir yönelim alayım, onu şey yapmışız. Kavuşamama sebebi. Ne? Bir kavuşamama sebebi. Sebebi. İhanet. Koyun. Koyun. Uzaklık. Uzaklık. Türler. Sarımsak kapısı. Kötü yemek yapmak. Kötü yemek. Aileler. Aileler. Dublajlı film izlemek. Aileler dublajlı. Atanamamak. Atanamamak. Ağız kokusu. Ağız kokusu. Sarımsak. Fakirlik. Doğru Türkçe konuşamamak. Dere. Doğru Türkçe konuşamamak. Annem. Hayvan hakları. Evet, 3 dakika başladı. Teşekkürler. İlk çobanımızı görürüz, koyunları olan nehir, ırmak kenarında kavalıyla sesleniyordu. Koyunlarını da alırsak çok sevdim. Köpek de var. O sırada dağdan inmekte olan diğer kadın çobanımız tek koyunuyla Bu ne be? Oradan hayvani sesler geliyor. Kadın sesi. Hayvani bir erkek sesi. Çok doğal. Allah'ım arkama bakamayacağım. Köyümüze gidelim. Olmaz, çok uzaklaştık. Hem bu baksana buradaki kuşlar daha güzel ötüyor. Ve karşılaşırlar. Bir süre kuşları duyalım. Cik, cik. Ve karşılaşırlar. Eve gelip birbirlerine güzel sözler söylemeye başlarlar şairane bir şekilde. Burada gördüm bir sürü koyun, başlarında bir kavalla çoban. Var obası omuzlarında, dedim hayda. Hem hayvanları seviyor, hem şiirsel konuşuyor. Ah, ah o kokusu yok mu? Beni benden alıyor. Dört yönetmenimiz de yaptık. Tabii ki. Keşişhane sahnesi, OÇ sahne noktasında göklerden bir süliyet. Süleyt ona 2 mısralık bir beytiyle çift birim OÇ bütün bir şey gelmiştir. Kaçtır. O yüzden beyti verir. Ve bir beyitle ona bir tavsiyede bulunur. Ey Oçe, sanma kendini Behzatçe. Döner dolaşır gelirsin keşişhaneye ve buna benzer bir takım yerlere. Ancak bilmelisin ki şunu, eğer farz-ı misalse konu dünya, yuvarlan yuvarlan dön gel bana. Ertesi sabah Keşişhane'nin bahçesinde OÇ oryantasyonu için bir body atanmış. Keşişlik eğitimi. Bir body atanmış ve ona ne yapması gerektiğini öğreten bir keşişle çalışmalara başlar. Sayın keşiş, ne yapmam gerekiyor? Burada önce kendini unutacaksın OÇ. Sen o şey değilsin. Hanların, hamamların, katlı plazaların yok. Uygulamaya geçerler. Kaldır ayaklarını göğe. Düşün kalbinde ne var. Böyle mi? Evet, böyle. Başka bir uygulamaya geçerler. Oçe, kıçın gözüktü. Gözükecek. Kıçın da gözükecek, için de gözükecek. O zaman... Yapmayayım mı böyle bir şey? Hayır. Sana Yüce Rahib'in dediğini hatırla. Yüce Rahib'in dediğini hatırlarız. Dünya yuvarlak. Dünya yuvarlak. Dünya yuvarlak. O sırada keşişhanenin kapısına karşı keşişhaneden bir takım keşişler gelmiştir. Ve bu keşişlerle bir şey konuşmak için karşılığında dikili bu keşişler. Sizle bir şey konuşmaya geldik. Tam da o sırada Ne düşünüyorsunuz hocam ikinci bölüm hakkında? Felaket bir yere doğru gidiyorsun. Hepsi yineye doğru, yani elenmiş olana doğru gidiyor. Elenecekler anlamına geliyor. Ama hakkını teslim edelim, lirik vardı hocam. Lirik var, evet. Vardı. Biz görmedik. Alt düzeyde de olsa vardı, evet. Evet. Efendim, önce yine hatırlatmalarınızı yapınız, sonra oylamaya geçeceğiz. Epik. Herkesin bildiği gibi. Kralın başındaki altın taç, babasının mezarına işediyse, kral sen o kaleden kaç. Satirik. Eller, eller, eller. Diller, diller, diller. Gözler, gözler. Gözler, gözler, gözler arıyor Haydar'ı. Bakalım Biadiye'de neler olacak kaşarı. Pastoral. Aldık bakalım yönelimi. Göreceğiz bu çobanların kaderini. Didaktik. O çeydi beytiyi, verdiler yanına keşişi. Öğrenirken geldi başka keşişler. Ne oluyor ya? Şimdi birer adım öne çıkacaklar. Alkışlarınızı alacağız. Geri gidecekler. En az alkışı alan bu turda veda ediyor bize. Güle güle. Buyurunuz efendim. Aynı yerden yükselip bitiyor. Şimdi bu durumda